Euzubillahimineşşeytanirracim Bismillahirrahmanirrahim Evet değerli kardeşlerim Doktor Vehbe Zuhayli'nin yazmış olduğu bir ciltlik Et Tefsirul Veciz adlı e, kitabımıza başlıyoruz. Bunu şöyle düşünelim. Arapça meal olarak düşünelim. Yani Türkçe nasıl meal varsa Arapça meal olarak düşünelim. Her ayeti Arapça olarak açıklamış. Hani tefsir değil de birebir ayet metnini açıklamış Arapça başka ifadelerle. İnşallah biz de buradan bunu başladık. Rabbim bitirebilmeyi bir tefsiri böyle baştan başa yapabilmeyi nasip eylesin. Bismillahirrahmanirrahim. Suratul Fatiha'ti. Fatiha suresi. Euzu billahi mineşşeytanirracim. ben sığınırım. kime sığınırım? Billahi Allah'a. Neden sığınırım? Mine şeytani şeytandan. Öyle şeytan ki erracim. Kovulmuş, taşlanmış şeytan, şeytandan Allah'a sığınırım. Rabbim bizleri muhafaza eylesin. Ey! Ben sığınırım. Ya il ila. Harfi ile kullanıyor. İlallahi Allah'a sığınırım. Müsteciran yardım isteyerek bihi u Allah'tan. Allah'tan yardım dileyerek Allah'a sığınırım. Peki neden sığınırım? mine şeytani şeytandan şeytandan mesela şeytanın sıfatı geliyor öyle bir şeytan ki el madrudi kovulmuş neden min rahmetillahi Allah'ın rahmetinden kovulmuş dart min harfi ile kullanılıyor e'azede min harfi ile el teciu ila ile kullanılıyor daha neden kovulmuş vel hayri yani ve hayrillahi Allah'ın hayrından ve Allah'ın rahmetinden Buradaki eliflam lam e, Allah kelimesinden ivaz olabilir. Yani ve hayri illahi demedi, vel hayri dedi. Burada Allah lafzı geçtiği için. Allah'ın hayrından ve kovulmuş, uzaklaştırılmış olan şeytanın e, şeytandan Allah'tan yardım dileyerek yine Allah'a sığınırım. Niçin sığınırım? Li ella yadurrani zarra yadurru yadurra li ella dolayı en harfi en olduğu için ya durru değildi de ya durra oldu. Bana zarar vermemesi için fi şeyin herhangi bir şey hususunda herhangi bir şey hususunda bana zarar vermemesi için Allah'a sığınırım. Bismillahirrahmanirrahim. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle Ey şimdi buradaki ba'ya ba harfi cerine ne yaptı? bir e, müteallık getirdi. Yani buradaki Ba harfi ceri hangi fiile müteallık onu getirdi. Ey ebtediu, ebtediu ben başlıyorum. Yani Bismillahirrahmanirrahim. Ebtediu başlıyorum. Rahman ve Rahim olan Allah'ın ismiyle başlıyorum. E neye başlıyorum? Tilaveti okuyuşuma. Yani Kur'an tilavetine başlıyorum. Müsteinen yardım isteyerek Bismillahi Allah'ın ismiyle Allah'ın ismiyle yardım isteyerek daha ve zatihi Allah'ın zatı ile bizzat kendisi ile Allah'ın ismi ile yardım isteyerek öyle Allah ki öyle zat ki el muttasifi bir rahmeti ve ihsani ihsan karşılıksız e, veren lütfu çok olan demek ihsan yani Türkçe'de iyilik yapmaya da deniyor iyilik yapmak karşılık beklememe beklemeden bir şey vermek yani birilerinde lütufta birilerine ihsanda bulunmak iyilik etmek işte bir şeyler vermek, teberruda bulunmak. Rahman ve ihsan ile vasıflanmış, nitelenmiş zatın Allah ismi ile, zat ve Allah ismi ile yardım isteyerek. O ve musulihima o rahmet ve ihsan ile o rahmet ve ihsanı ulaştırıyor. Nereye ulaştırıyor? Ulaştırıcıdır o Allah ilel mun'ami aleyhi kendisine nimet verilene yani kula kula kişiye kula kendisine nimet verilene ihsan ve rahmeti ulaştıran zatın ismi ile e, yardım isteyerek tilavetime başlıyorum. Evet. Var Rahman Rahman kelimesi Rahman bir de Rahim var. Eşeddü mübalagaten miner rahimi. Rahimden daha ee, şiddetli mübalağalıdır. Niye? Çünkü Rahman kelimesi e, dünyada herkesi kaplar. Yani kafire de, mümine de merhamet eden canlıya cansıza. Rahim ise sadece ahirette müminlere rahmet eden demek. Ondan dolayı daha mübalağalıdır Rahman. Ve ondan dolayı da Rahman daha önce geldi. Rahim daha sonra geldi. Rahman daha genel olduğu için başta geldi. Vasmullahi Allahu Teala'nın ismi yutlaku kullanılır. Bu Allah ismi kullanılır. Ne üzerine? Alâ zati, Allah'ın zatı, varlığı üzerine. Vel hakikati, hakikati, gerçekliği üzerine. Vel vücudu, varoluşu üzerine. Yani vücuduna, hakikatine, zatına kullanılır. Bu Allah ismi, Allah ismi, evet. İki, ikinci ayet-i kerimeye geçtik. Elhamdülillah, birinci ayet-i kerime neydi? Bismillahirrahmanirrahim. Mushaf'ta Fatiha suresinin Başındaki Besmele Musaf'larda, Kur'an-ı Kerimlerde birinci ayet olarak geçer. Ama Hanifi mezhebine göre Besmele, Fatiha'daki Besmele ayet değildir. Şafi mezhebine göre Fatiha'daki Besmele ayettir. E, diğer hiçbir e, surelerin başındaki Besmele ayet sayılmaz. Sadece Fatiha'nın başındaki Besmele sayılır. Bu da e, bizim mezhebimize göre değil. Şafi mezhebine göre bu şekilde sayılıyor. Evet. Evet. Elhamdülillahi Rabbil alemin hamd, övgü, sena. Ee, alemlerin Rabbi terbiye edici terbiye edicisi olan Allah içindir. Evet. Ne demekmiş bu ikinci ayet? u övgü bil lisani vel kalbi. Kalp ve dil ile yapılan sena övgü ala cemii ni'amillahi. Allahu Teala'nın Allahu allah, allah Teala'nın hmm, allah Teala nimetlerinin güzellikleri üzerinedir. Yani Allah Teala'nın güzel nimetleri üzerine olsun. Kalp ve dil ile yapılan sena ne üzerine olsun? Ala cemii ni'amillahi Allahu Teala'nın güzel nimetleri üzerine olsun. Yani Allah Teala güzel nimetler verdiği için sena Allah Teala'ya olsun, övgü. O Allah ki el ma'budi bi hakkin. Yani e, ibadeti hak eden, e, ibadeti hak eden el-ma'bud, ibadet edilen bi hakkin hak ile yani ibadeti hak eden, hak ile ibadet edilen o Allahu Teala'nın e, güzel nimetlerine olsun övgüler. Allah Teala bize çok güzel nimetler vermiş. Onun dolayı övüyoruz, sena ediyoruz, şükrediyoruz. O Allah ki Murabbil Avalimi alemlerin terbiye edicisi. Evet. Alim avalim. Külliha tamam tekittir te bu. Tüm alemlerin terbiye edicisi minel insi vel cinni insanlardan olan, cinlerden olan ve melaiketi meleklerden olan ve şeyatini şeytanlardan olan tüm alemlerin terbiye edicisi olan Allah'a olsun sena. Kalp ve dil ile yapılan övgü sena onu olsun. Ve malikihim. Maliki yevmiddin dedik ya. Maliki yevmiddin. Din gününün, ceza gününün sahibi dedik. Bu din günü, ceza günü ne demek? Ve malikihim. Onların maliki yani o varlıkların maliki ve müdebbiri emrihim. O varlıkların, cinlerin, insanların, meleklerin, şeytanların tüm işlerini çekip çeviren ve onların malikine, maliki olan Allah'a olsun sena. Fehuve ve Allah el müstehikku hak edicidir. Li cemi'il mehamidi tüm övgüleri hak edicidir. Bil kalbi ve lisanı, Dil ve kalp ile yapılan tüm övgüleri hak edicidir o Teala. Üçüncü ayet-i kerimeye geliyoruz. Evet. Maliki Yevmiddin'e de oradayız. Ee, Errahmanirrahim. Oraya geldik. Errahmanirrahim. Elhamdülillah er Rabbil Alemin. Errahmanirrahim. Buradayız. Daha oradayız. Vasi'ur rahmeti. Rahmeti geniş olandır. Ve daimur rahmeti. Eee... Ee, eğer er rahmani e, burası e, kesralı olduğu için öyle deriz. Vasi'ir rahmeti ondan dolayı rahmeti geniş olan ve daimir rahmeti fi dünya ve ahiret. Dünya ve ahirette rahmeti daimi olan, sürekli olandır ve rahmeti geniş olandır. Maliki din, bu ayet kerimeye geldi şimdi. Maliki din, ey yani dördüncü ayet kerime. Malikil e, Maliki Malikil emri küllihi fi yevmil hisabi vel cezai. Malikil emri küllihi, tüm emirlerin, işlerin malikidir, durumların, tüm işlerin malikidir, hükümranıdır, hakimidir. Neredeki tüm işlerin? Fiyyemin hesabı, hesap günündeki vel cezai, mükafatların ve ödüllerin, cezaların verileceği o hesap günündeki tüm işlerin maliki, hakimidir. El mutasarrifi fihi vahdehu, o hesap ve ceza gününde tek başına tasarruf sahibidir. Malik mutasarrıf yani tek başına tasarruf sahibidir. Tüm yetki ondadır diyor Allahu Teala'dır. Niye Malik'i diyoruz? Ayet-i Kerime Malik'i olduğu için. El mutasarrifi diyoruz çünkü ondan dolayı. Onun üzerine atfediyoruz. Evet ya bedel diyoruz ondan bedel diyoruz. 5. Er-Rahman din i Yevmiddin İyyâke ve iyya Nesta'in Yalnızca sana ibadet ederiz yalnızca kelimesini iyya ke başta geldiği için hasır ifade eder ondan dolayı yalnızca sana na'budu ibadet ederiz ve iyyâke yalnızca senden nestainu yardım dileriz. Eee na sana haskılarız ya Allahu ey Allah neyi bil ibadeti. İbadeti yalnızca sana haskılarız. Yani ibadeti Allah rızası için yaparız. Başka hiçbir şeyi ibadette Allah'a ortak koşmayız. Ve bil isti'aneti yani yardım dilemeyi de yalnızca Allah'a haskılarız. kılarız. Ee, sadece Allah'tan yardım isteriz o manada. Fela na'budu gayrake senden na'budu biz ibadet etmeyiz. Mef'ul geliyor. Kime ibadet etmeyiz biz? Gayrake senden dışında hiçbir varlığa ibadet etmeyiz. Ve la nesta'inu biz yardım dilemeyiz. İlla ancak bir ke senden yardım dileriz. Evet. İhdi nasır gadal Buradaki emir cümleyi dua ediyoruz. İhtina ya Rabbi sen bizleri hidaye eriştir. Nereye eriştir? Es sıratal müstakime meful geliyor. Dost doğru olan yola, yola eriştir. Evet. vaffikna bizleri muvaffak kıl. Nereye? Hangi yola? İlet tariq il kavimi. E, doğru olan. Doğru olan kavim. Doğru demek. Yani müstakim. Doğru. Olan yola ilet. Vaffaka ila. E, el tariq el kavim. tariq'in sıfatı öyle yol ki el vadihi apaçık e, gayril muavveci eğri olmayan apaçık doğru yola bizleri ilet peki o apaçık doğru yol da hangisidir onu anlatıyor ve huvel vel iman o da İslam'dır ve imandır evet sıratallezine en'amsa aleyhim peki o doğru yol da hangi yoldur Allah-u Teala açıklıyor ee, sıraba allazine hangi yola ilet sıraba yola o kimselerin yoluna ki Enham aleyhim sen onlara nimet verdin ama şunların yoluna da iletme gayril mağdubi baleyhim üzerine gazap olunanların ve la ve yolunu sapıtanların da yoluna iletme bu mağdubi aleyhim yahudiler tefsir kitaplarına göre ve la hristiyanlar olarak geçiyor evet diyor ki Bariqallezine yani sıraballezine bariqallezine o kimselerin yoluna ilet ki en amte aleyhim sen nimet verdin aleyhim onlara. E peki senin nimet vermiş olduğun o kimselerin yolu o nimet verdiğin kimseler de kimlerdir onlar? Ellezine o kimseler kimler? Mini beyaniye geliyor. Minel melaiketi meleklerin yoluna ve nebiyyine nebilerin yoluna ve sıddıkine sıddıkların Hazreti Ebu Bekir gibi insanların yoluna ve i şehitlerin yoluna ve salihine salihlerin yoluna bizleri ilet. Evet. Ee, ama şunların yoluna değil. Gayri <laughs> ulaikellezine gazabte aleyhim. Sen onların üzerine gazap ettin. Yani üzerine gazap etmiş olduğun, kızmış olduğun, azap etmiş olduğun insanların e, yoluna bizleri iletme. el <laughs> el haidine kibran an tariqil hakkı vel istikameti el haidine çıkanlar kibran kibirlenerek neden çıkanlar an tariqil hakkı, hak yoldan vel istikameti doğruluk istikamet yolundan kibirlenerek çıkanların yoluna iletme daha el baidine uzak olanların yoluna iletme cehlen cahillik ederek an caddeti sevabi doğru demek doğruluk yolundan cahillik ederek uzaklaşanların yoluna iletme Peki bu cahillik edip doğruluk yolundan uzaklaşan bu işte kibirlik yapıp da hak yoldan çıkanlar kimlerdir? Mini beyaniye geliyor. Min etba'il mezahibi. Mezheplerin tabileri. Mezheplere tabi olanlar. Daha vel milalil uhra. Farklı milletlere tabi olanlar. Peki bu mezhep derken hangi mezhebi kastediyor? Gayril İslami. Yani İslam'ın dışındaki diğer milletlerin ve mezheplerin e, tabilerine tabilerinin yoluna iletme ve ehlil fiski ve nifaki fasıklar fasıklık ve nifak münafıklık ehlinin nifak ehlinin fısık fasıklık yani aşikara günah işleyen ve nifak iki yüzlülük yapan münafıkların ve münafık ehli insanların yollarına iletme amin diyoruz amin amin yani duamızı kabul et demek amin e, ismi fiillerden Allahümme İstecib ey Allah'ım İstecib lana, e, Dualarımıza icabet et Evet dualarımızı kabul buyur demek Amin bu manaya geliyor İstecib lene Fatihati Şimdi Fatiha'nın faziletiyle ilgili bir iki hadis anlatacak bize Diyor ki ve Ahrece Ruviye şey, Rava manasında Rivayet etti El Bukhari Bukhari Fi sahihihi sahih Kimden rivayet etti? An Ebi Sa'idin e, nil Sa'idi Nib, e, Sa Nibnil Mualla e, Bu zattan Sa'id bin Mualla'dan rivayet etti. Radıyallahu anhu Allah ona razı olsun. Kale, kale dedi ki e, bu Sa'id Mualla diyor ki Kale dedi li benim için dedi kim Resulullah fail geliyor Allah'ın Resulü dedi. Şöyle dedi. Ela sallallahu aleyhi ve sellem Ela uallimeke hmm, Ela uallimuke ha sana öğreteyim mi? Uallimu nuallimu uallimuke sana öğreteyim mi? Neyi e'azama suratin fil Kur'an'ı? Kur'an'daki en büyük sureyi sana öğreteyim mi? Kabla en min minel mescidi. Mescidden çıkmadan. Sen mescidden, mescidden çıkmadan önce sana Kur'an'daki en büyük sureyi öğreteyim mi? Dedi Peygamber Efendimiz. Fe'akaze <laughs> tuttu biyedi benim elimden tuttu. Evet, falan bana zaman ki eradına biz istedik neyi? En ne huruca çıkmayı. Yani mescitten çıkmayı istediğimizde mescitten tam çıkarken kultu ben dedim ki ya Resulullah ya Allah'ın Resulü. İnneke muhakkak ki sen kulte sen, dedin. Le ya da le neke sana öğreteceğim. Tehkit nunu var burada e, hem tekit lamı hem tekit nunu var ondan dolayı alimen neke gelmesi lazım çünkü raf olmaz burası tekit nunu bitiştiğinden dolayı mansub olması lazım ben sana muhakkak öğreteceğim dedin e'azama suratin fil kur'an kur'an'daki en büyük sureyi öğreteceğim dedin ya Resulallah mescitten çıkmadan önce e, kale dedi ki peygamber efendimiz o da hangisidir elhamdülillahi rabbil alemin elhamdülillahi rabbil alemin yani fatiha suresini okudu Hiye bu Fatiha suresi Es-seb'ul methani tekrarlanan yedidir. Yani e, sürekli namazlarda tekrarlanıyor. Bundan dolayı Seb'ul methani veyahut da hem Mekke hem Medine'de iki kere indiği için Seb'ul mesani demiş. Tekrarlanan yedi demek. Daha vel Kur'anil azimul lezi utituhu e, Ben ona verildim veya o bana verildi. Bana verilen Kur'an'ı azimdir. Seb'ul methani'dir. Büyük bir Kur'an'dır. Yani Fatiha suresi için bana verilen uti tuhu ben ona verildim. Türkçe'ye çevirdiğimiz zaman o bana verildi. Yani bana verilen Kur'an-ı Azim'dir. Manası veriyoruz. Ve ahrece rivayet etti i̇bn Hibban i̇bn Hibban fi kendi sahihinde. Sahih i̇bn Hibban var. O da e, güzel bir eser. Hadis üzerine e, sağlam bir eser. Vel hakimu hakim de diyor. Rivayet etti. Bunlar fail. İbnu Fail vel hakim mudafay bunlar rivayet etti ahraci yani zava rivayet etti ve kâle dedi ki sahihun ala şartı müslimin yani imam müslimin şartı üzere sahihtir dedi sahih ibni hibmanın kitabında bu hadis için bir hadis şimdi söyleyecek diyecek ki söyleyeceğim bu hadis imam müslimin şartlarına uygun bir hadis hadistir sahihun ala şartı müslimin an enesin radıyallahu anhu Allah ondan razı olsun Hazreti Enes'ten rivayet edildiğine göre kâle dedi ki Hazreti kana idi en nebiyyu Nebi sallallahu aleyhi ve sellem fi mesirin e, yani bir yolculukta e, idi e fenezele, e, fenezele indi yani konakladı ve nezele raculun ila canibihi bir adam da yanına geldi indi konakladı yani o durunca ve fi mesirin bir yolculuktaydı yürüyor yürü idi seyrediyor idi durdu bir yerde indi yani veya bine indiydi indi veya konakladı bir adamla diyor onun yanına geldi indi konakladı ee, fel e, fel tefete ya e, fel tefettü iltifat ben iltifat ettim en nebiye e, sallallahu aleyhi ve sellem Peygamber Efendimiz sallallahu aleyhi ve sellem iltifat ettim. Yani ona yöneldim. Ona yöneldim. Hmm, fakala dedi ki Peygamber Efendimiz Ela uhbiruke. Ben sana haber vereyim mi? Bi efdalil Kur'an'ı, Kur'an'ın en faziletlisini sana haber vereyim mi dedi. Yani Peygamber Efendimize yönelip iltifat edince onun tarafına bakınca o da bana öyle dedi. Sana dedi ki e, Kur'an'ın en faziletlisini haber vereyim mi? Qala dedi ki Peygamber Efendisi şey, e, ee, o sahabe Hazreti Enes e, veya yanına gelen o kişi dedi ki e, Bela evet ya Resulallah Ela biruka sana öğretmeyeyim mi? Bi Kur'an'ın Kur en faziletlisini sana öğretmeyeyim mi? Bela yani öğret ya Resulallah. E, fettela okudu. Neyi okudu? Peygamber Efendimiz. Yani oradaki sahabe de Ya Resulallah öğret Kur'an'ın en büyüğü, en faziletlisi hangisidir bilmek istiyorum deyince tela okudu Peygamber Efendimiz Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Fatiha suresini okudu. Demek ki Kur'an-ı Kerim'in en faziletli surelerinden bir tanesi. Elhamdülillahi Rabbil Alemin. Kanalımızı takip etmeyi ve bizlere abone olmayı unutmayınız. İnşallah bundan sonra böyle devam edip bitirmeyi nasip eylesin Rabbim.